AK Parti ile CHP arasındaki yeni polemik konusu Mansur Yavaş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ankara adayının sahte senette icra takibi yaptığını söyledi. Altı Ok'tan yanıt geldi. Arkadaşlar merhabalar. 2016 yılında sahte senet kullandığı Yargıtay tarafından kesinleşen bu şahsı Cumhuriyet Halk Partisi nasıl aday yaptı? Önce çamur atıyorlar. Sonra da suç isnat etmeye çalışıyorlar. CHP ve Ankara adayını hedef aldı AK Parti sözcüsü. Mansur Yavaş'ın avukatlık yaptığı dönemden kalan davasını hatırlattı. CHP'nin yanıtı gecikmedi. Elinde kamu yetkisi olmadan sahte senetle icra takibi yapan bir şahıs, eline kamu yetkisi geçse neler yapar? Bu iddiaları dile getirmesi korkunun dağları beklediğini gösteriyor. Sahte senet üzerinden icra takibi yapmakla suçlanıyor Mansur Yavaş. Hakkında iddianame hazırlandı, 10 gün içinde savunma yapması istendi. Bütün bu süreç içerisinde günlerdir niye susuyorsunuz? Onun cevabını yarın benden alacak. 8 Mart Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşanan olay da iki partinin sözcüsünü karşı karşıya getirdi. Ne zaman ezanla ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir şekilde ses vermiyor. Ezan milletimizin kutsalıdır. Ezanın ideolojik bir dayatma olduğuna dair halen bu açıklamalara devam ediyorlar. Kadın örgütlerimiz meydana girmelerini engellemeye çalışan polisleri protesto etmek amacıyla yapıldığını ifade etmişlerdir. CHP'nin Balıkesir Edremit'teki bir mitinginde mikrofona yansıyan Kürdistan sözü de tartışma konusu olmuştu. O sırada ezan okuyan hocaya yönelik sözleri nedeniyle Akçay eski belediye başkanı Cahit İnceoğlu disipline sevk edildi. Partiden ihracı istendi. Hoca bize